Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3. 2017 yüz dönem sonu sınav sorularının çözüm videosu. Soru 1. Otelin odaları temizdir cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Otelin odaları, oda değil, odalar, lerlar, kelime çoğu olacak. Temizdir, nükleer haber var. A şıkkı gurafun funduki nazifetin. Evvela gurfetün müfret guraf cemi olur. Gurafun funduki. Funduk otel demek. Gurafun funduki otelin odaları muzaf müleh değil. Otel doğru bir tabir burası yani. Gurafun funduki otelin odaları nedir? Nazifetün temizdir. Peki nazifetun müennes mi olacak yoksa nazifun mu olacak? Böyle bir soru da gündeme gelebilir. Nazifetun olacaktır çünkü guraf gayri akıl bir cemidir öyle değil mi? Odalar, odalarda bir zeka mı var? Günümüzde akıllı evler yapılmaya başlansa da oradaki akıl mecazidir. Hakikatte odada, evde bir zeka söz konusu değil. Sonuç olarak odalar kelimesinde bir beyin olmadığı için gayri akıldır. Yani akılsız varlıktır ve cimridir. Gayri akıl cimriler müsret müennes şeklinde olur. Dolayısıyla nazifetun müennes olarak gelmesi gerekir. Guraf müptedadır, nazife haberdir. Müptedamız gayri akıl bir cimri olduğundan ona getireceğin haber, müpteda haber arasında uyum olması gerekiyor. Hangi yönden? Bir sürü yönden. Bir tanesi de müzekkerlik, müenneslik. İşte gayri akıl cemi olan müptedanın müsret müennes hükmünde olduğunu bilirsen bunu ifade ettiğimiz o zaman ona haber olarak müsret müennes olan nazifeyi seçmen gerekir. Guraf hem müpteda hem muzaf. El funduk sadece muzafın ileyhtir. El funduk eliflamlı olduğundan marifedir. Marifeye muzaf olan da marif olur. Dolayısıyla guraf da marifedir. Nazife ise nekredir, haberdir. B şıkkı olamaz mı? Gurafun funduki nazifun. İşte nazifetun yap. Bunda o hata var. Nasıl yazılması gerekirdi? Müzekker yazılmış. C şıkkı el vuraful fundubi. Eliflamlı bir muzaf yapmaya kalkışmışlar. Burada bir problem söz konusu. El vuraf yapıldığından hatalıdır. D şıkkı vurafu fundubin şeklinde yazılmış. Vurafu funduk. Vuraful fundubi şeklinde yazılmamıştır. Buradaki problem de odur. Nazifetun doğru yazılmış, Vuraf doğru yazılmış. Sadece funduk kelimesi eliflamlı olması gerekiyordu. Hani herhangi bir otel demedi burada. Otel nekre değil. Eşikü el vurafu fundukin eliflamlı yine bir muzaf yapmaya gidilmiş. Yine bir problem söz konusu. Funduk herhangi bir otel demek olur. Oysa otel belirlidir. Sonuç olarak cevap burada A'dır. Hemen sağdakine geçelim. Sağdaki soru yani 4 numaralı soru. Yine bir müptedâ haber sorusu diyebiliriz. Uyumu biliyor musun? Şeklinde. Müptedâ haber arasındaki uyum noktalarını bilirsen çözüm ihtimali yüksek. El-etfâlu, diflün müfret. El-etfâlu, cemî mükesserdir, kırık çoğul. Raf halindedir, nitekim müptedâdır. El-etfâlu çocuklar, işte nokta nokta, el-kelbe. Kel köpek demektir. Halip süt demektir. El-etfalü çocuklar zannedersem köpeğe süt veriyorlar gibi bir mana çıkacak. Peki el-etfalü cemi mükesser dedik, bir müpteda dedik. Kendisine ne aranıyor öyleyse? Haber aranıyor. Müptedadan sonra haber aranıyor. Haberin nasıl olması gerekir? Müptedaya uyumlu olması gerekir. Müpteda ne? Cemidir. Değil mi? Müfettesine cemi bakımından cemidir. Müzekker mi, müennes mi? Müzekkerdir. Çünkü müfredine bakarsan diflun, difletun değil. Müfredi müzekker olduğundan cemisi de müzekker olarak itibar olunmakta. Dolayısıyla hem cemi hem de müzekker bir haber arıyor. Bu haberin aynı zamanda merfu olması gerekecek. Çünkü kendisini nasb veya cezmeden bir edat yok ortada. Buna göre aranan şık mesela A şıkkı olabilir mi? A'dan başlayalım. Yeskine, seka, yeski, eska, yeski, yuski. Yeskine kelimesi.
Eski yine muzaridir ama cemi olarak değerlendirilemez. Yani değerlendirmeye gitsen de müzekker değil. Eski yine müfret müennes muhatabadır. Veya eski yine müfret müennes muhataba olarak değerlendirilmesi yanlış olur. Bu durumda kendisi her halükarda eski yine ne olacaktır? Bir defa uyumlu değildir. Peki B şıkkına baktığımızda teskuna olabilir mi? Teskune de olamayacaktır. Başında T vardı. Teskuna şeklinde. Muhatap yani. Dolayısıyla el-etfali çocuklar diyoruz. Yani muhataplık bir durum söz konusu değil. C şıkkına baktığımızda teski müennestir. D şıkkında yeskune hem cemidir hem müzekkerdir. Merfudur, aranan kelime odur. E şıkkında seka yeski müfrettir zaten. Bu yüzden kendisinin doğru şık olması ihtimal dahilinde değil. Evvela cemi olması gerekir. Cemi kaç tane var? A şıkkı, B şıkkı, D şıkkı. 3 şıkta cemi olarak geçmiştir. B şıkkı olamaz, muhataptır. Geriye A ile D şıkkı kaldı. Mesela senin yesliğine, A şıkkındaki yesliğine yanlıştır. Böyle bir kelime olamaz. Seka yeski yeskine. Yeskuna. Kelimede problem vardır. Aranan şık o yüzden değil ve kesinlikle D şıkkı doğru şıktır. Devamında 2 numaraya gelelim. 2 numaralı soruda zürtü el külliyat. Zarafi tufay el külliyat mefulü olacağından el külliyati olacaktır. İsimler sürlerden hangisi en uygun şekilde tamamlayacaktır diyor. Evvela el külliyat kelimesine isimler sür getiriyorsun. İsmi şarit getiriyorsun. Ne yapman lazım? El külliyat kelimesine uyumlu olması gerekir. El külliyatta ne gibi bir özellik var ki ona uyum arıyorsun? Zarafi, tufa, el külliyat mefulüktür, mensuptur. Başka? Yani müennestir. Başka her ne kadar külliyat, yani külliyetin külliyat cemidir değil mi? Külliyat, fakülte. Fakültede bir zeka var mı? Daha çok zeka geliştirme yeri olarak belki değerlendirilebilir. Ama zekalı bir varlık değil. Bir beton yığını. Bir eğitim yuvası. Bu durumda müfret müennes hükmünde olacaktır. Ona uygun bir isim ve sul seçmen gerekir. Yani müfret ve müennes olması gerekir. O da hangisidir? E şık. E de ehliyeti. Hem müfret hem müennes. D, C, B bunlar hep tesniye olamazlar. A şıkkı 57 müzekkerdir. Müfrettir ama müzekkerdir. El külliyat birinci soruda da geçtiği üzere nedir? Gayrı akıl cemiler müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden müfret müennes bir kelime getirmek gerekiyor. Tamam. Buradan 5'e geçelim. 5 numaralı sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinden naib-i fail vardır? Naib-i fail olabilmesi için meçhul fiil bulman lazım. Naib-i fail aramaktan önce git meçhul fiil ara. A şıkkı E, H, D. Uhize olamaz. Belki uhize olacağım. Hareketi sen kafana göre verdin. Ehaze aldı. Er raculu. Kişi, adam. Ne aldı? El kaleme, kalem aldı. Sen uhide yapsan, yani meçhul yapsan. Uhide alındı. Kim? Er raculu. Adam alındı. Nereden alındı? Yani bir insan kaçırma vakasına benziyor. El kaleme, kalem. Uydu mu? Uymadı. Dolayısıyla ehade malumdur. Er raculun fail. El kalem yufur. B şıkkı İnteheyna min amelina. İşimizi bitirdik diyor. İnteheyna. İnteha fiildir. Mazi fiil. Na ise burada faildir. Nitekim na'nın sağı. Yani burada ya harfi oluyor. Sakindir. Cezimlidir. Dolayısıyla na burada fail olur. Naibu fail değil yani. C şıkkı. Şeribet el mer'etü el ma'e. Şeribet içti. Kim? El mer'etü kadın. Ne içti? El ma'e su içti. Şeribet fiil. El mer'etü fail. El ma'e mefulbihtir. Şeribeti yani ta'da esre var. O arizidir. Sonradan gelen bir esredir. Neden gelmiş şeribet? Bunu mezun yapsan, sakin yapsan. El mer'e zaten sakin. İki tane sakin yan yana gelmiş olacaktı.
sakine diyoruz bunu Arapçada. İltikai sakine, iki sakinin cem olması, yan yana yer alması caiz değildir. Sadece bir yerde caizdir. Orası da burası değil. Tamam, bunu anlattık. Sonuç olarak şeribe mağlup değildir. Şurube değil yani. Şarabe, şeribe, şuribe. Şuribe olsa içildi olur. Belki şuribe hareketi sen verdin. Belki şuribe yazıyor. Tamam, şuribet içildi. Kim? El mer'etu. Kadın içildi. Kadın bir su mu? Devamında da el ma'a geliyor. Su için. Olur. Şuribet el ma'u. Bu şekilde meçhul yapabilirsin. Ama el mer'e ne yapacaksın? Demek ki burası da mağlup. D şıkkı ketebe yektubu. Mağlup fiil yektubu yazar, yazıyor. Hep bari öğrenci vacibi ödevini yazıyor, ödevini hazırlıyor. Yektubu mağlup fiildir. Hep bari faile vacibe, onun mefulü bihi. Aynı zamanda muzafru, muzafru ilektir. Meçhul fiil tespit edilemedi. E şıkkı erma umiyin umiye. Meçhul fiil ve dolayısıyla ala racüde ne olacaktır? Naib-i fail olacaktır. Aranan şık E imiş. 6 numaralı soru aşağıdakilerden hangisi zaman zarfı değildir? Zaman zarfı yani zaman manalı bir kelime aranıyor. İşte değildir diyor. Zaman manası içermeyen bir kelime arıyoruz. A mesadır, akşam demek. Dehran zaman demek. C halfen. Half arka demektir. D şıkkı yevmen bir gün. E şıkkı lahzaten bir an. Bir an. Zamandır. Yevm zamandır. Dehir süre demek. Mesela akşam demek. Hepsi de zaman manası içeriyor. Sadece half, arka. Arka tarafta mesela bir cadde var. Arkada araba var. Arkada kalem var gibi. Bir zaman zarfı değil, mekan zarfıdır. Bir yer bildiriyor. Demek ki C aranan şey. Buradan 3'e geçelim. Daha sonra 7'ye gelelim. 3 numaralı soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi rubai mücerret fiildir? Fiillerin kalıplarıyla alakalıdır. Fiillerin vezinleriyle alakalıdır. Bunu arkadaşlarımızın çoğunun yapamadığını tahmin ediyorum. İlgili kitap zaten babları çok özet geçmiştir. Bir intilerle ne geçmişti? Biz de bunu 2-3 video gibi biraz daha geniş anlatmıştık. Yine de 2-3 video da yeterli olmayabilir. Üzerine daha fazla durulması gerekebilir. Bununla alakalı kitaplar var değil mi? Sarf İsarf ilmi diyoruz buna. Emsele, bina, maksut, izi, merah gibi kitaplar. Bu alan üzerine sarf yani kelime çekim bilgisi, kelime türetme bilgisi üzerine yazılmıştır. Bununla alakalı bizde videolarımız var. Hem YouTube'da var hem YouTube dışında var. Rubai mücerret arıyoruz. Rubai dört harfli demek. Mücerret yalın harf. Yani kelimenin orijinali dört harfli demek. Kendisine ek harf katarak dört harf elde etmiyoruz. Bakalım A şıkkı ersele. Aslında nedir? Rasele. Rasele hemze takılmış, ersele olmuş. İfal babından mazi fiildir. Dört harflidir ama ne dedik? Hemzesi orijinal değil. Ek harf. Yani rubay mücerret değil, rubay mezittir. B şıkkı seccele. Yani secele veya secile diyelim. Aslı üç harftir. Ortadaki harfi şedde vererek dört harfe çıkartılmıştır. SCL olarak şimdi açarsan SCL iki tane cümle. Dolayısıyla dört harflidir. SCL tescil. Tescil Türkçede de kullanılan bir kelime. SEF'İL babından mazi fiildir. Rubaidir ama mücerret değil, mezittir. Ek harf almıştır. C şıkkı hervele. Hervele olduğu gibi rubai mücerrettir. Yani olduğu gibi tüm harfleri orijinaldir. Buradan H'yi silip işte Ravel'e diye bir kelime elde edemezsin. Veya Vav'ı sileyim Herale. Böyle bir şey söz konusu değil. O tarz bir kelime olsa da manaca alakaları yoktur. Sonuç olarak Hervele rubai mücerrettir. Yani dört harflidir ve her bir harfi orijinaldir. D şıkkına baktığında 1, 2, 3, 4, 5 tane harf var. Zaten rubai değil ki. La'seme, tela'seme. Dehrace, telehrace. Tedahrace babı olur. E şıkkı erade. 1, 2, 3, 4. 4 tane harf var. Rade, erade. Kale, ekale gibi. Ecrefi ifal babına aktarılmıştır. Hemzesi asıl harf değil. Aranan şık C'dir. Tüm harfleri orijinaldir. İyiydi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mef'ulün leh vardır? Mef'ulün leh ne yapar?
sebep bildirir. Sebep bildiren kelime kısaca. A şıkkı tuttu tabe fiildir tu faildir. Tuttu ben tevbe ettim ilallah Allah'a öyle tevbe ki tevbeten nasuh nasuh yani samimi bir tevbede bulundu Allah'a. Tevbeten buradan meful mutlak olur. Tabi fiil, tu fail, ilallah mefulü bir tevbeten mefulü mutlak. Nasuh ise tevbe kelimesinin sıfatı olur. B şıkkı herabet, kaçtı, zıpladı, firar etti için ne? El-kıtlatu kedi. Niye? Hafen korktuğu için. Neyden? Minel kelli köpekten. Öyle köpek el-kebiri büyük. Kedi büyük köpekten korktuğu için kaçtı. Hafen mef'ulun leh'tir. Fiilin sebebini bildiriyor değil mi? Herabet kaçtı fiildir. El kıttatu faildir. Hafen mef'ulun leh'tir. Herabet kıttatu. Kedi kaçtı. Neden kaçtı? Korktuğundan dolayı kaçtı. Fiilin sebebini bildirmiştir. Dolayısıyla mef'ulun leh'tir. Diğer şıklarda mef'ulun leh demek ki yoktur. Sebep bildiren, sebep ifade eden bir kelime yoktur. Buradan 8 numaralı soruya geçmiş olduk. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mef'ulü mutlak yoktur? Qara'e fi'l, tu fa'il, ederse mef'ulü bih olur. Qara'tu derse ben dersi okudum miraran. Nef'a en nushu edifle ba'zen nef'i. Saferna seferan Murihan, va'adtuka va'udan. Şöyle bir durum var. D şıkkı zaten kitapta bir uyarı olarak geçer. Kitapta bir uyarı olarak geçer. Yani dikkat bölümleri olur. Kitapta oluyor Arife kitabında. Dikkat bölümünde, meful mutlağın dikkat bölümünde bunu görebilirsiniz. Yazarlar diyor ki biz dikkat diye yazmışız. Siz zaten bizi dikkate almadıysanız bunu yapamazsınız diyor. Dikkat bölümünde verilen örnekler, konu anlatımları, 3-5 satırlık anlatım aklınızda kalması gerekir. Va'adtuke va'udan, va'ade fiil, va'ud onun masdarı. Yani aynı kökten bir kelime gelmiş. Öyleyse va'ud masdar olsun, meful mutlak olsun ama olamıyor. Neden? Cemi olduğu için. Va'adtuke va'den gelir. Va'ade, ya'idu, va'dun masdardır. Va'ud cemisidir. Masdarın cemisidir. İşte masların cemisi mef'ul mutlak olarak kullanılamamaktadır. Bu zaten kitapta anlatılmıştır. Şimdi A şıkkında garatü ben okudum ederse derse miraran defalarca. Merraten kelimesinin çoğulu. Fe'aletin kalıbında masar biner merra olarak nedir? Mef'ul mutlaktır. Kitapta verilen örnekler zaten. Garay fi tu fail ederse mef'ul bi miraran ise mef'ul mutlaktır. Nefa'a en nushu et-tifle ba'zen nef'i. Aynı şekilde kül olsun, ba'z olsun bu tür lafızların da mastarların başına gelerek mutlu mutlak olarak kullanılabileceği yine kitapta geçer. Nefa'a mazi fiil. Nef'i onun mastarıdır. Nefa'a yenfe'u nef'u mastardır. Başına ba'z gelmiş, kül de geçti olur. Fark etmez. Her iki durumda da bu kelimeler mef'ul mutlak olarak kullanılabilmektedir. Kitapta yazılı şeyler yani. Nef'a fayda verdi. En nusuh nasihat. En büyükle çocuğa bazen nef'i. Yani birazcık fayda verdi. Saferna biz yola çıktık. Seferan bir yolculuk. Murihan konfor rahat. Safera fiil. Na fail olmaktadır. Saferna biz yolculuğa çıktık. Öğretmen. Seferan murihan rahat bir yolculuk. Safera kökünden sefer gelmiştir. Dolayısıyla mutlaktır. Murihan'ın sıfatı olur. Burada cimri olduğu için olmaz demiştik. İhterim, hürmet göster. El kibara, büyüklere. Küllel ihtirami. Ne demiştik? Masların başına kül veya baz. Burada kül geldi, burada baz geldi. Her iki durumda da kül de, baz da masların başına geldiyse bunlar nefru mutlak olur demiştik. Burada nefa'den nefa'i mastar. İhteram eden ihtiram mastar. Tabi ihterim burada emri hazır da bu kökten yani. İhteram eden. Terimi ihtiramı. Ardından 12'ye geçelim. Zehebe racun ila ba'zin nevahi lisseyyahati. Cümlesinde yer alan alt çizgi kelimenin tekili nedir? En nevahi kelimesinin tekilini ezberlemiş olacaksın ki
cevaplayabilirsin. Yoksa nereden bileceksin? Dolayısıyla bu soruyu bilememe ihtimaliniz vardır. Nahiye. Yani duymuş bir kelime istersen ama çözülememiş de olabilir. 5. 9'a gelmiş olduk böylece. Hangisinde fiilin eş anlamlı maslarından oluşmuş meful mutlak vardır? Meful mutlak soruları birden fazla olmuş oldu. Biz biliyoruz ki meful mutlak mastar olan kelime, genelde mastar olan kelimelerden elde edilir. Bazen ba'n, kül gibi, merra gibi kelimeler olsa da genelde mastardır. Meful mutlaklar. Ve bu mastarlar ya fiilin bizzat aynı kökünden ya da bizzat aynı manasından. Manacı aynı ama yazılış aynı. Harfler farklı. Bu iki şekilde elde edilebileceğini biliyoruz. Burada ne demiş? Fiilin eş anlamlı maslarından. Yani yazılış aynı değil. Aynı harfler kullanılmamış. O kökten gelmemiş. Ama mana aynı. Şeklinde bir meful mutlak nerede var diyor. A şıkkı meşa yürüdü ennasu insanlar fil bariki yolda seyran yürümek diyor. Yani yürüdü. Seyran yürümek demektir. Meşa da yürümek demektir. Meşa, meşyen mastardır. Seyran da mastardır. Sara mazi fiildir. Meşa mazi fiildir. Sonuç olarak meşa da seyir de her ikisi de yürümek manasına geldiğinden eş anlamlıdır. Meşa fiil, seyir burada meful mutlaktır. Görüyoruz ki meşa kökünden değil yani. Mesela fiilde mim varken seyirde mim yok. Meşada şin varken seyirde yok. Yani aynı harflerden oluşmamış, aynı kökten değil. Meşa mazi, seyir onun masları değil. Ama manaca aynı. Bu durumda yine meful mutlak oluyorlar. 13'e bakalım. Onun işte yer alan altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hifzan, hifz. Ne demek? Korumak demek, ezberlemek demek. Siyanet, aşık. Siyanet, aşıkı eş anlamlısı olarak gelmek. 14, sonra 13'e geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal cümle formundadır? Hal, İsim cümlesi, fiil cümlesi, müfret, şibih cümle gibi formlarda, kalıplarda karşımıza çıkabilmektedir. A şıkkına baktığımızda adet döndü. Kim? Et-Tilmizetu. Kız öğrenci. Nereden? Minel medresi. Okuldan. Mut'abeten. Yorgun iken. Yorgun olarak. Yorgun olduğu halde. Et-Tilmize'den hal yapılmış. Mut'abeten müfrettir ama. B şıkkına bakalım. Sellemtu ben selam verdim. El müdira te müdireye. Veya farklı bir şekilde de olabilir değil mi? Selleme selam verdi. Kim? El müdiretu müdire. Selam verdi. Vazifeteha radiye. Farklı şekillere mana yine verebiliriz. Sellemet teslim etti. El müdiretu müdire vazifete. Onun vazifesine razı efendim, razı olduğu halde. Razı iken memnunlukla. Rahatlıkla diyebilirsin. Bu durumda razı hal olur. Yine müfrettir. C şıkkı tenaveret ettikletu ta'ameha ten huzuru ile surati. Tenaveret fiil, ettikletu faildir. Da'amaha, onun mefulü bir olmaktadır. Tenzuru, bakıyor iken. Kim? Tenzuru, bakıyor iken. Dikleti kız öğrenci demek. Hiye, o kız, nereye? İle suratı, şekle. Tenavelet, yedi. Kim? Ettikletu, kız öğrenci. Neyi yedi? Da'amaha, kendi yemeğini. Tenzuru bakıyor hiye o kız ile suratı resmen. Yani tenzuru hiye o kız bakar iken ile suratı resmen. Kız resme bakarken yemeğini yedi. Bakar iken, bakar olduğu halde. Demek ki tenzuru hiye fiil faal birlikte fiil cümlesi olarak burada haldir. D şıkkı e'batsen. Gerçi diğerlerinin ortaya çıkmış oldu. Diğerleri demek ki cümle değildir. 10 numaraya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat meful mutlak olarak gelmiştir?
Bir kelime hem sıfat hem de mef'ulü mutlak olacak. O şekilde bir durum söz konusu. A şıkkı heleltu veya helleltu. Elim helleltu, ben hallettim. Heleltu, halleltu, hallettim. El müşkilete, problemi hem de hellen tamamen. Tam manasıyla güzelce problemi hallettim. B şıkkı. Tabii devamı getirebiliriz yani. Halleltu derken hallele fiildir, tu faildir. El müşkilete mef'ulü bih'tir. Hallen mef'ulü mutlaktır. Tamamen onun sıfatıdır. Tamamen sıfat. Bu da hallen sıfat değil. Dolayısıyla sıfat mef'ulü mutlak olarak gelmedi. B şıkkı. Hamide yahmedu. Dördüncü baptan muzarifi. Hamd eder, şükreder. El müminu mümin. Rabbini kesiren çok defa. Çok çok. Yahmedu fiil, el mümin fail, Rab onun mef'ulü bihi ve aynı zamanda muzaf, hu muzafun ileyh olur. Hemden kesirandır burası. Burada bir tane hemden vardır. Hemden kesiran. Ne dedik? Hemden kesiran. Mesela sen burada hemden nedir? Mef'ulü mutlaktır. Hamide yahmedu kökünden mastar hemden gelir. Asıl mef'ulü mutlak odur. Mevsuftur. Kesiran da onun sıfatı. Ama hemden buradan silinmiş, yani mensup silinmiş. Geriye sadece sıfat, yani kesiran kalmıştır. Kesiran da burada meful mutlaktır artık. Hem sıfattır hem meful mutlaktır. Meful mutlak görevi kendisine kalmıştır. Yani orijinal meful mutlak buradan giderken, o hemden kelimesi buradan silinirken, görevini kesiran kelimesine vermiştir. Kendisini vekil olarak bırakmıştır. Artık kesirana meful mutlak deniliyor. Aynı zamanda sıfattır. Mensufu silinmiştir. Cümlenin asıl takdiri Yahmedül mü'min Rabbehu hamden kesirandır. Bu elbette kitapta anlatılan bir şey değil. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mef'ul mutlak fiilin yapılış şeklini bildirmektedir? A şıkkı fe nezara nezraten fil nucumi. Ayet. Beşikli inna nahnu nazzalna aleyke'l Kur'ane tenzilen. Hepsi ayet olsun. Bir tane ayet görünce diğerleri de ayet aklımıza geldi hemen. Burada nezara nezraten. Ne de fiilin yapılış biçimini mi bizlere bildiriyor? Hayır, yani güzeldir, çirkindir, ayakta durur, zorluk yapmıştır, rahattır diye bir şey yok. Burada tekit var. Nezara nezraten fil vücudu. Beşikli inna nahnu nazzalna aleyke'l Kur'ane tenzilen. Yine aranan şey. C şıkkı kelleme Allah Musa teklima. O da değil. D şıkkı yarattığı Kur'an'ı tertilen. Bu da değil. Fesbir sabran cemile ise güzelce sabret. Burada fesbir yani şey isbir sabera. İsbir ente. Sen sabret. Sabren. Sabretmek. Öyle sabır. Cemile. Güzelce. Aranan şey E şıkkı olmuştur. 15'e geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal mef'ulün durumunu açıklamaktadır? Hal failin de durumunu açıklayabilir, mef'ulün de. İşte burada bir hal bulacaksın ki bu hal mef'ulün durumunu açıklıyor olsun. Cera koştu el-la'ibu oyuncu ile mübarat. Yani hızlıca sahaya doğru koştu. Maça doğru koştu. Mübarat, maç. Peki hal mef'ulün durumunu açıklıyor. Müsra'en hızlıca. Bu nedir? Haldir. Müfret hal. Neyin durumunu açıklıyor burada bize? Failin, la'ip, oyuncunun durumunu açıklıyor. Oyuncu hızlı gitmiş. Maç hızlı gitti. Maç hızlı gitmemiş. Saha hızlıca gitmemiş. Oyuncu sahaya hızlıca gitmiş. B şıkkı. Dehalet girdi el muallimetu. Muallime yani kadın öğretmen. İlas-safi sınıfa bir razabi. Öfkeli olur. Sınıfa öfkeli olarak girmemeleri gerekiyor. Ne öfkelendiysen git öfkeni orada çıkar. Öğrencilere ne suç? Burada gazap, öfkelenme neyin durumunu bildiriyor? Sınıf öfkelenmiş. Sınıf mı? Öfkeli. Hayır, öğretmen. Öğretmen ne yaptı? Fail. Dehalet el-muallime. Demek ki failin durumunu bildiriyor. C şıkkına gelmiş olduk. Hazarat hazır oldu, geldi, hazırlandı. El-ümmü anne ilerleyip eve geldi. Ferihaten, sevinçli olarak. Ferhe haldir, müfret haldir. Neyin durumunu bildiriyor bize? Evet, ummu yani failin durumunu bildirmiştir. D şıkkına gelmiş olduk. Hazara geldi. Ahmet, Ahmet minel amel. İşten maşiyen, yürüyerek geldi.
Yürüme durumu kimle alakalı? Ahmet'le. Ahmet ne? Fail. Demek ki yine failin durumunu bildiren bir hal söz konusu. E'ye geldik. Yani artık E oldu. Garanti oldu. Hamele. Yüklendi. Es-sayyadu. Sayyad. Say. Avcı demek olsa gerek. O da semeki balıktan bahsettiğine göre demek ki balıkçı, balık tutan kişi, balık avlayan kişi yüklendi. Neyi? Es-semekete, balıkları yüklendi. İlel beyt, eve doğru yüklendi, eve götürdü. Hayyeten, canlı iken. Kim canlı acaba? Avcı mı canlı iken bunu yüklendi? Avcı zaten cansız olsa götüremez yani, öyle olsa nasıl götürsün? Götürdüğüne göre zaten canlı, bu zaten ortada olan bir şey. Hayye kerimesi essemek yani balıktan yani mef'ulden hal yapılmıştır. O balıklar canlı iken, canlı olduğu halde. Avcı balıkları tutmuş, demek ki içerisinde su olan bir kuvaya atmış. Balıklar ölmeden de erkenden eve kadar ulaşmış. Hayye essemek kelimesinden haldir. Tekrar ederek geçelim. 16 numaralı soru. Müfret cemi eşleştirmelerinde yanlışlık hangi şıkta var? Evvelün evail demiş. E şıkkı. B şıkkı. Tezkirun tezakir. Tezkiretun tezakir yazmamış yani. C şıkkı manzaratun menazir. D eserun asar. A yevmi eyyam. Yanlışlık nerede vardı? D şıkkı. Tezkirun tezakir. Tezkiratun tezakir. Burada müfretler ve cemi mükesserleri veriliyor. Ezber yapmak gerekir. Bunun bir kaidesi yoktur. Sözlükten önceden görmüş olmak gerekir. Veya sözlükten bakmamışsındır. Yani işte Kur'an okumuşsundur, farklı bir ibare okumuşsundur. Orada müfret cimri görmüşsündür. Bir göz aşinalığı olması gerekiyor. Herhangi bir kaidesi yok. Aranaşık 16'da Denizli idi. 19. Haraçtu minel camiat. Haraçtu ben çıktım. Minel camiat üniversiteden. Ve zehebtu ve ben gittim. İlel beyti eve mübaşaraten. Hemen direkt eve gittim. Altı çizgi kelimenin cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir? Neyden sonra gelmiş? Vav'dan sonra gelmiş değil mi? Vav var hemen sağında. Vav nedir? Atıf harfidir. Şiirin evvelinde olursa atıf harfi, ismin başında olursa atıf harfi de olabilir, cer harfi de olabilir. Ve vehebtu ben gittim ve ben gittim. Vav atıf harfi. Öyleyse zehebtu ne olur? Matuf olur. Kendisi matuf olacaktır. E A şıkkında, A şıkkında mef'uldür diyor. B'de edatun atıf. Zehebtu nasıl atıf edatı olur? C şıkkında matufun aleyh. Yani matufun aleyh kendi üzerine atfedilen demek. D şıkkı matufun atfedilmiş olan demek. E şıkkı tertip. Tertip diye bir öge yok zaten. Böyle bir şey yok. Aranan şık demek ki nedir? Denizlidir. Çünkü zehebtu matuftur. Vav'ın sol tarafı daima matuftur. Bunu bilmeyen o olmaz ya. Yani. Sağ tarafı matufun aleyh, sol tarafı matuftur. Bunu bileceğiz. 17. Yectemi'u ekaribu ve estika'u el aris leylen. Daha önce geçen bir soruya benziyor. Sanki dersin daha önceki yıllarda çıkmış gibi. Yectemi'u'nun zıt anlamlısı. Yectemi'u nedir? Cema'a yecme'u. Sülası mücerred. Daha sonra ictema'a. İftale yani. İftial babına aktarılmış muzari bir fiildir. Toplanma manasına geliyor. Zıt anlamlısı bizden istenmiş. O da nedir? İftaraka yefterigu. Ayrılmak yani. Farklanmak değil mi? F var, ra var, kaf var. Fark demektir zaten. F, ra, kaf. Fark. Firak. Ayrılış. A şıkkı doğru cevaptır. 18. Yufekkiru eşşebbab. Şubab. Bu soru da daha önce geçti. Önceki yıllarda geçti yani. Doğru çevirisi bizlerden istenmiş. A şıkkı genç. Öğrenimi bitirdikten sonra çalışmayı düşündü değil bir kere. Düşünüyor. Fekkara yufekkiru muzaridir. Geniş zaman. Şimdiki zaman, gelecek zaman gibi bir mana oluyor. Düşündü. Oho, mazi zamanı. Bu direkt yanlış. A kesinlikle yanlış. B genç işini bitirdikten sonra öğrenimi düşünüyor.
Çalışmayı mı öğrenilir? Amel çalışmak demek. Amel bilme, duyman var mı? Amel. Ya'lemun, ta'lemun. Amel çalışmak demek. Öğrenim değil. Bunu da oradan eledik. Genç öğrenimi bitirdikten sonra çalışmayı düşünüyor. Evet, olur. Genç öğrenime başladıktan sonra. Acaba başladıktan sonra mı, bitirdikten sonra? Ba'de sonra demek. En yükmile. En yükmile tamamlamak demek. Kemule. Ekmele yükmil. İkmal etmek. İkmal. Ekmele yükmil. İkmal etmek. Tamamlamak demektir. Bitirmek demek midir yoksa? Tam olarak ne demektir? Tamamlamakla bitirmek zaten aynı şey de. Yani sonuç olarak diyebiliriz ki bitirdikten sonra, tamamladıktan sonra olacak. Burada ne diyor ama? Başladıktan sonra diyor. Başlama söz konusu değil, tamamlamak söz konusu. Genç öğrenimi ile birlikte çalışmayı düşünüyor. Hem öğrenim hem çalışma diye bir şey var mı? Hani öğrenim şurada, çalışma burada. Ama ne diyor? Birlikte diyor. Birlikte manasına gelen bir şey yok. Ba'de var. Sonra manasında bir zarf vardır burada. Zaman zarfı var. Ba'de sonra. Mekan zarfı da olarak da kullanabilirsin. Mesela ba'de seyyareti. Otomobilden sonra sağda bir yer, yol tarif ediyorsun. Gibi. Ba'de. Dolayısıyla mekanda zarf da olabilir. 20 numaralı soruya gelmiş olduk. Sonuncu sorumuz. Demek ki aranan cevap neydi arkadaşlar? C idi. 18 C. 20'ye geldik. 20'de yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki harficelerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Uygun harficeler mana ile alakalıdır. Farklı bir seçenek yok yani. Bu da nedir? Burada ba'dır. Yani en harficeridir. B şıkkındaki en harficeridir. Doğru şık olacaktır. Bu da mana ile alakalı, fiillerle alakalı geniş çaplı bir konudur. Böylece soru çözümü tamamlanmış oldu.